Alo. Buyurun. Merhaba hocam, Günaydın. hoş geldiniz. Hoş bulduk. Güzel bir çalışmayla çalışmanın haberini paylaştık izleyicilerimizle ve detaylarını sizden almak istiyoruz. Son derece önemli bir başarıya imza attınız siz ve ekibiniz. Öncelikle kutluyoruz. Teşekkür ederim. Ecem ve Efe'nin yavrusu Cemre dünyaya geldi. Bu çok çok önemli. Detaylarını sizden alalım. Buyurunuz. Bu teknoloji bilindiği üzere hem değeri çok yüksek bir canlının kopyalarını üretmek için kullanılabileceği gibi hem de bizim kullandığımız amacıyla yerli gen kaynaklarının, daha doğrusu kaybolmak üzere olan bireylerin sayısını arttırmak veya tamamen kaybolmuş olanları geri getirmek için kullanılan bir teknoloji. Bunu ülkemize adapte edebilmek için 2005 yılında başlattığımız bir projeydi bu. Anadolu yerli sığırlarının klonlanması projesi. TÜBİTAK destekli bir proje. Bu projenin içerisinde TÜBİTAK vardı, İstanbul Üniversitesi ve Uludağ Üniversitesi vardı. Ve Namık İmam Üniversitesi'ndeyim ben şu anda. Projenin yürütücüsüyüm. Bu proje çerçevesinde ne yaptık biz? Gen Bankası'na sakladığımız, çünkü Tarım Bakanlığı bir gen bankası kurdu. Dünya Gıda ve Tarım Organizasyonu'nun da önerisiyle tüm dünyada aslında gen bankaları kuruluyor şu anda. Yerli otlar kaybolmaya başladığı için bu bütün dünyanın endişesi haline geldi. Bu bankalarda saklanan hücreler dondurulmuş olarak muhafaza ediliyor ve bunları eğer ırklar tamamen ortadan kalkarsa bazıları bunları tekrar bu bankadaki hücreleri kullanarak geri getirebiliyor muyuz? Onu bakmak için bu projeyi başlatmıştık. Dolayısıyla Gen Bankası'nda da sakladığımız hücrelerden birini, daha doğrusu bir ırka ait sakladığımız hücreleri kullandık. Bu da Marmara bölgesinin bir hayvanıydı, bozırk. Bu bölgede yayılım alanı, doğal yaşam alanı bu bölge. Bu hücreleri çözerek bir erkek boğa, o zaman 4,5 yaşındaydı ve diğeri de 5 yaşında bir dişiydi, gene boz. Dişiden 4 tane klon yaptık. Bunlar Ece, Ecem, Nilüfer, Kiraz. İsimlerini vermiştik ve 4,5 yaşındaki boğanın da bir kopyasını yaptık. Onun da ismi Efe'ydi. Tabii bu hayvanların doğması öncelikle bu teknolojinin ülkemizde uygulanabilirliğini gösterdi ve gen bankasına saklanan hücrelerin de geriye sağlıklı bir bireyler olarak geriye getirilebildiğini gösterdi. Ama ileriki aşamada bizim hedefimiz tabii bu bireylerden sağlıklı bir sürü yapabiliyor muyuz? Bunlar normal üreyebiliyorlar mı? Bunları izlemekti. Dolayısıyla biz yaşlarını tamamladıklarında, yani üretim için uygun yaşa geldiklerinde bu klonları üretim programına aldık. İlk doğumlarda aslında 1 yıl önce oldu. 2 tane buzağı elde ettik. 2 tane klon dişiden. Ancak onların sadece anneleri klondu. Dolayısıyla eğer sadece klonlar varsa elimizde, bu durumda normal bireyler olmayacağı için ilerideki kötü bir senaryoyu düşünerek sadece klonlar kullanılarak bireyler oluşturulması gerekiyor. Dolayısıyla bizim için en önemlisi 2 klonun normal yavrusu olabiliyor mu, ona bakmaktı. Bundan sonraki süreçte peki hocam, şimdi 2 klonun yavrusunu elde ettik. Cemre var elimizde. Peki bundan sonra Cemre ve işte bir Efe daha bulduğumuzu varsayalım. Bundan sonraki süreçte normal üremeyi mi takip edeceğiz? Evet, aynen öyle. İki Normal üremeyi klon, takip edeceğiz. iki klondan anne klon, baba klon doğan yavruların bundan sonra normal üremesini takip edeceğiz. Öyle Evet, değil mi? aynen öyle. Aynen öyle. Harika. Dolayısıyla önümüzdeki süreç önemli. Elbette o üreme zamanına gelmesi gerekiyor. Peki şu anda yavrunun genel durumu diğer doğal yolla olanlarla kıyaslandığında tablo nasıl? Herhangi bir problem var mı? Şu anda herhangi bir problem gözükmüyor. Gayet sağlıklı, normal doğumla doğdu. Sezaryen da gerekmedi. Aslında klonların ilk doğumları, klonun kendisinde böyle bir operasyon gerekebiliyor doğumu. Ama daha sonra klonun yavrusunda herhangi bir güç doğumla hiç karşılaşmadık. Normal bir gebelik Harika. süresini tamamladı ve normal doğumla da doğdu. Şimdi de gayet normal bir gelişim sürdürüyor. Hiçbir sağlık problemi yaşadığını görmüyoruz, Harika. izlemiyoruz. Zaten hastanede şu anda kendisi, üniversitede devamlı bakım halinde. Bunlar tabii büyüdükleri zaman klonların yavrularının da üreyip üremediklerine bakılacak. Bu tabii bize ne gösterecek?
çok büyük paralarla aslında bir emekle oluşturulan evet. bu gen bankalarının aslında kullanılabilirliğini görmüş olacak. Evet. Yani bu hücreleri saklıyoruz ama diğer ki bir 50 sene sonra bu ırklar tamamen ortadan kalktığında ve bir bu ırkları getirmemiz gerektiğinde, geriye getirmemiz gerektiğinde evet. bu bankaları kullanabilecek miyiz onu görmüş olduk. Bunu test etmiş olduk evet. ve umut ediyoruz. Son aşama, bundan sonraki süreçte de o beklenilen hedeflere ulaşılsın. Ülkemiz adına hakikaten çok çok önemli. Özellikle biz hayvancılığın hep sorunsal tarafını konuşuyoruz. Bu haberle ve bu çalışmalarınızla o yarına dair umutlarımızı güçlendirdiniz. Hocam, size ve ekibinize teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Sağ olun, iyi günler, iyi yayınlar. Sağ olun, çok teşekkürler.